Evde Yaşayan programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz, programımız Tuğba giyimiyle devam ediyor. Yanımızda firmanın sahibi Şevket Kotan beyefendi var. Şevket Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Şevket Kotan, 1963 Ağrı doğumluyum. Üniversite yıllarından itibaren ticarete atıldık. 1982 yılından itibaren başlamış olduğumuz ticari hayatımıza şu ana kadar devam etmekteyiz. Daha önce çeşitli sektörlerde başladığımız ticari hayatımıza tekstil sektörüyle devam etmekteyiz. Tuğba Giyim 1993 yılında giyim firması olarak kuruldu. O günden bugüne Tuğba Giyimi, Tuğba ismini, Tuğba firmasını, markasını geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Peki nasıl oluştu markanızın ismi? Tuğba ismi nereden geliyor? Tuğba ismi çok hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Biz bir mağaza devralmıştık. Mağazanın ismi Tuğba'ydı. Dolayısıyla o isimle birlikte devam ettik. Peki Tuğba Giyimi biraz daha yakından tanıyalım. Kaç tane şubeniz var? Tuğba Giyim'in halen kendine ait, yani kendi ismiyle 95 faal şubesi var yurt içinde. Bunun dışında yan markamız olan Nihan Giyim'inde 21 tane şubesi faaliyet gösteriyor perakende sektöründe. Peki bünyenizde kaç tane marka var? Hangi markaları barındırıyorsunuz? Bünyemizde Tuğba ile birlikte, ki bu bir de Ven markası var. Tuğba markası ilk markası Ven olduğu için Ven'le birlikte özdeşleşti. Zaten Tuğba Ven olarak bilinmektedir. Biz de bu logoyu kullanıyoruz. Ven dışında Nihan markamız var. Yine aynı sektörde. O da farklı bir organizasyon olarak mağazalaşma sürecini belli bir noktaya getirdi. Ayrıyeten daha butik ürünler olarak daha genç kesime, daha alt yaş grubuna hitap eden Tuğba İstanbul ismindeki bir markamız da var. Peki ürün yelpazenizle sohbetimize devam edelim. Ürün yelpazemiz şu an itibariyle, şu aşama itibariyle daha çok bayan dış giyimi olarak tanımlanabilir. Tuğba bir muhafazakar giyim markası olarak biliniyor. Nitekim kendi ürünleri de daha çok muhafazakar giyinen bayanlara yöne hitap ediyor. Fakat böyle bilinmekle birlikte aslında ürünlerimizin büyük ekseriyeti muntazam giyinen diye söyleyebiliriz. Herkese hitap edebilecek bir ürün çizgisine sahiptir. Sonuçta dünyada trendler bir yerlerden çıkıyor ve bütün dünya bunu takip ediyor. Tuğba da bu trendin içerisinde, bu moda akımının içerisinde yer alan bir firmadır. Peki e-ticaret alanında da varsınız. Bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz? Yurt dışına da ürünler gönderiyor musunuz? E-ticaret sitemiz bulunmaktadır. Ve e-ticaret sitemiz üzerinden dünyanın mağaza olarak ulaşamadığımız yerlere, dünyanın her tarafına ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Şevket Bey, sektörde birçok da rakibiniz var. Rakiplerinizi sizlere ayıran en belirgin özelliğiniz nedir? Rakiplerimizle aramızda nasıl bir fark? Bunu şöyle izah edebiliriz. Bizim kendi marka politikamız, ürün politikamız üzerinden açıklama yapabiliriz. Biz marka politikası olarak ilk evvela kaliteyi öne çıkarıyoruz. Bizim ürünlerimiz genel anlamda kaliteli ürünlerdir. Kaliteli kumaşlardan, kaliteli bir işçilikle mağazalarımızda yer almaktadır. Bu kulvarda yer alan tabii birçok önemli firma vardır. Kalitemizin iyi olduğunu, farklı olduğunu düşünüyoruz. İkinci husus olarak bizim
ürün çizgimiz talep yelpazesinin en geniş dilimine hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Dolayısıyla sakin, yumuşak, soft ama daha çok kullanışlı, günlük hayatta daha çok kullanılabilir, daha büyük bir yelpazeye hitap eden ürünler olarak tasarlanıyor ve müşterimizin talepleri de arz ediliyor. Misyon, vizyon ve kalite politikanıza ilişkin neler söylemek istersiniz? Vizyon olarak Tuğba'yı bir dünya markası olarak düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak yapılması gereken her şeyi belli stratejiler çerçevesinde bu hedefe ulaşmak için uygulama sahasına koyuyoruz. Misyon olarak Tuğba, kaliteli ürünler, sağlıklı ürünler, yerli ürünler ve içerisinde yaşadığımız, mensup olduğumuz toplumsal yapının kültürel kodlarına uygun ürünler olarak bunu tasarlamak istiyoruz ve bunu dünya arenasında bu şekilde, bu özgünlüğüyle takdim etmek istiyoruz. Hem kendi yurdumuzda, ülkemizde hem de dünyada. Sosyal medya kanallarında var mısınız? Sevgili izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanıyoruz. Facebook'ta 3 milyonun üzerinde takipçi sayımız var. Instagram'da hatırı sayılır miktarda yine takipçi sayımız var. Twitter ve diğer mecralarda aktif şekilde kullanıyoruz. Çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Müşterimizle bu sosyal medya üzerinde çok sıcak bir ilişki kuruyoruz. Nitekim Temmuz ayında sosyal medya indeksi olan Social Brands Türkiye'nin verilerine göre bütün sektörleri kapsayan verilerin sonucunda top 100'de 64. sırada ilk olarak yer aldık. Bu da sosyal medyayı aktif şekilde kullandığımızın bilimsel bir veriyle sonuçlarıdır. Sektörde lider oyuncu konumundasınız. Açıkçası bir başarı söz konusu. Bu başarınızın sırrı nedir Şevket Bey? Biz baştan itibaren para kazanma odaklı değil, başarı odaklı çalışan, bunu hedef olarak belirleyen bir markayız. Bu nedenle daha çok hizmet, yani başarıyı biraz daha uzun vadeli olarak düşünerek adım atıyoruz. Bu nedenle de firmayı her gün biraz daha büyüterek, bunun içinde canla başla ekip olarak çalışarak bu noktaya Allah'ın da yardımıyla gelmiş olduk. Olarak 2018 yılı ve önümüzdeki yılları için neler yapmak istiyorsunuz? Tuğba Giyim stratejiler çerçevesinde ilk evvela memleketimizde
organizasyonu tamamlamayı, asgari organizasyonu tamamlamayı hedeflemiş. Bu hedefe de yaklaşık olarak yaklaştık diye sayıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz tabii daha önce söylediğim gibi Tuğba firmasının markasını bir dünya markası haline getirebilmek için gereken adımları atacağız nasip olursa. Bununla ilgili olarak da gereken adımlar atıldı. Bazı ülkelerde bazı anlaşmalar yaptık. Distribütörlük anlaşmaları ve kiralamalar şeklinde. Dolayısıyla yurt dışında da birkaç ülkede birden organize olmak ve buralarda mağaza açarak distribütörlükler şeklinde açılıyoruz. Bunların adımlarını attık. Değerli izleyicilerimiz, röportajlarımız şirketin genel müdürü Yusuf Vural'la devam ediyor. Yusuf Bey, şirketin 2018 yılında büyüme hedefi oranı nedir acaba? Şu anda 40 civarında büyüyoruz. Hı hı. 40'la gidiyoruz. Yani hedeflediğimiz şey bu değildi ama oldukça üzerinde gidiyoruz. Yani tam krize rağmen gayet başarılıyız. Tabii ekibimiz başarılı. Daha doğrusu tüm mağazalarımız başarılı. Ekibiniz demişken toplamda kaç kişiye istihdam sağlıyoruz? Yaklaşık 1000 tane çalışanımız var mağazacılık sisteminde. Bunun 900 tanesi bayan, 100 tanesi erkek. Zaten bayanlara hizmet verdiğimiz için tüm çalışanlarımız da bayan. Ve çok da memnunuz. Yani bayanlara da hizmet alanı açtığımızdan dolayı, müşterilerimize gayet güzel hizmet verdiğimizden dolayı birbirlerini çok iyi anladıkları için. Peki Yusuf Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak sevgili izleyicilerimize Tuğba Giyim olarak neler söylemek istersiniz? Mağazalarımıza bekliyoruz. Tüketicilerimizi, müşterilerimizi. Tüm elemanlarımız ki normal özel günlerde de cumartesi pazar demiyor. Hı. Geç saatlere kadar mağazalarımız açık. Yeter ki gelsinler. O bizim güler yüzümüzü zaten mağazalarımıza geldikleri zaman görecekler inşallah. Yusuf Bey, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Tuğba Giyim'in genel müdürü Yusuf Vural ile yapmış olduğumuz sohbeti noktalıyoruz. Hoşçakalın.